Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar bugün cuma. Cuma mübarek olsun. Oruç tutan arkadaşlara Allah sabır versin. Hacı Yahya'nın yanındayız. Karamanlı. Şu anda bir erkek kuşumuz havada. Fazla kuş sevmiyoruz dedi. Havadaki kuşumuza bir tane kuş şu an yeterli. Evet, daha önce uçurdum bunu. Evet. Yatırdım. 6 ay falan yatırdım. Evet dayı. Yeni nefes veriyoruz. Teker teker böyle şey yapıyoruz. Dayı o ne havada? Alışıyorlar değil mi kartala, doğana? Kartala alışılır, doğana şey yapmaz. Alışamazlar. Doğan tehlikeli. Doğan bizim Alaca Doğan dediğim şey. He, o büyük olan doğandan korkuyorlar mı reis? Bunun gibi büyük olanlardan. O gök doğandan korkuyorlar mı? Evet tabii canım. O gök doğan işte. Götür değil mi reis? Zaten o bizim Atmaca dediğim şey o işte. Kılıç kanat dediğim. Kılıç kanat. O Doğan. Hacı Doğan. Alaca Doğan. Alaca Doğan. Duyuyor musunuz genç kardeşlerim? Burada da geçenlerde baktım. Bayağı bir koruma altında oldukları için. Yüze yakın böyle bir yırtıcı hayvan yani bu çok hava. Güzel, evet. Bak şimdi şu bahçeye bak. Oradan görebilirsen oraya yuva yaptılar. Evet ustam. Buraya yuva yaptılar eski. Normalde yerler gitmişti. Yeni yuva yaptılar. Üstünde böyle dayı. He yuva yaptılar. Tamam. Yani. O benim anlamadım. Evet. Anlamadın neyi? Benim anlamadığım şey Hollanda şu. Normalde bir av sezonu bittiği zaman hayvan avlanmaz. Geçenlerde yani şey bir yer meçti mi? Av sezonu içerisinde olmadığı halde bunu avlıyorsun. Onu eski yapamaz. Ona inanamaz. Yani neyi avlıyorlar mesela? Söylemeyelim. Av hayvanı diyelim. He, av hayvanı da. Bunlar koruma altında hayvanlar. Dediğim hayvanlar vuruluyor yani bilmiyorum yani tam yumurta zamanı şey zamanı. Bu ördek. Kaz. Kaz. Yabani kazlar. Burada vuruluyor mu Mahvel? Böyle bir yer var mı böyle bir? Valla ben de şaşırdım. İlk defa duyuyorum Hollanda'da var mı diye. Abi bunlar zaten kuşlara titredikleri kadar hiçbir şey titremezler. Yani, hele yabanisine. Mart ayından 11.ye kadar vuruyorlar. Şimdi de şaşırdım yani. Hollanda'da. Hollanda'da. Hay Allah Allah. Hollanda yasak yani şu an hele şu ayda. Ben bilmiyorum. Yumurta zeylanı, yavru zeylanı. Ha bir de yavru sezonu. Hacı bizi geliyor mu? Vay anam vay. Bak ana. Aga öyle böyle değil ya reis ya. Şöyle kenara gelirsen olur. Abi fazla. Kuşu görmüyor ki reis oradan. Yok dayı orada. Kölgede kalıyor. Geliyor. Ay maşallah. Bu kanadındaki dediğin gibi o sorun belli o dayı. He. Demi var ne var ses? Bir şey var dayı bu kırılmış seslemesi. Arkadaşlar dün 10 gün bir yağmur yağdı bilmiyorum geriye dönük bakabilirsin belki maruzat diye kapış ediyor. Kuşlar gerçekten bunu bilmiyorum da. Kuşlar haşatı çıktı yani yemin ediyorum. Hani burada içeride mi yemliyorsun dışarıda mı? Şurada yemliyorum. Evet tamam işte o da işte. Dayı bu takkalı ne yavru? Onu Nesim'in hediyesi. Yalnız kuşu aldıktan sonra bayağı bir kuş öldü. Nazım 30 tane kuş öldü. Selam olsun Nasim'e. Nasim bonkör bir çocuk ya. Şu kuşu sana. Abi adamın kuşu da belli oluyor değil mi reis? Takkalı benim şey yok. Dediğimiz kuş yaklaşık 7. ayda 2 yaşına girecek. Bayağı bir zahmet çektirdim. Çekti bu bana. Çektirdi. Evet. Ses soluk yerinde hareketli, fikirli. Metre. 2 defa yavru yapıştı. Taklası az ama yani 10 takla 20 takla değerinde var. Heyecanlı bir heyecan veriyor. Heyecan. Tamam hadi bak. Bismillah. Arayı açıyorsa... Açar, arayı açıyorum. Metre açar yani. Sen hani bir tane kuşun uçurduydun ya reis. Bu, o sana verdiğim o 9 kanatlar vardı ya. Evet. O soydu. Bunlar ses soluklu, nerede güzel. Başının gelişine bir lan bakarsın. Isınsın da kuş serelim. Evet. Bu artık
hazırlanmaya başladı yani. Bu merak bir şey yaptım. Dayı çok... böyle karizma dedikleri şey mesela bir insana sonradan mı geliyor yoksa bu hep var mıdır yani reis? Yani bu mesela... hani sen şu anı bir alalım beni şu tarafa bir getirelim. Ya ne bileyim yani şöyle bir gidiş akşam izli... Vay anam vay. Yani bilmiyorum da şu Del Piero desek değil yani Ronaldinho desek. Yani bu nereden geliyor reis bu? Yani bu zengin yürüyüşü mü yoksa yani ne yürüyüşü bu? Senin güzelliğinden. Eyvallah reisim. Vallahi bilmiyorum ya Hacı abi seni çok seviyorlar. Bu şeyden biraz da İslam'dan bahsedelim. Edelim. Yani bu güzelliklerle alakalı. Eyvallah. Ebu Cehil mesela Hazreti Ebu Bekir'i gördüğü zaman ben seni gördüğüm zaman yani huzurum bozuluyor. Çok kendim şey yani bir hissetmiyorum diye şey yapmış biliyor musun? Evet. Hazreti Ebu Bekir de demiş ki insan aynadır. Yani aynaya nasıl yansıtırsan öyle gözükürsün. Eyvallah reis. Ebu Cehil o kadar şey adammış ki. Güzel. Yakışıklı. Kendini öyle yansıtıyormuş. Anlatabildim mi? Yani güzel gör güzel ol. Nasıl görürsen öyle. Allah'ın yarattığı her şey güzel be reisim ya. Yani, tabii canım ya. Vallahi ama zaten öyle reis yani sen yani. O bakış açın önemli. Hangi gözden bakıyorsun yani. Bir şeye? Bir de normalde bu yürüyüş yani bu zıplama o hani ikinci böyle ya gerçekten Hacı abi 3 senedir tanıyorum ben Hacı abi. 3 senedir. 4 sene olacak. Yani ne bileyim abi yani sanki 4 gün tanıyormuşum gibi. Hacı abi Vur. Bağla. Of. Maşallah. Abi minare dediğimiz bu değil mi? Minaremiz var değil mi? Şey arkadaşlar biz buna ben minare diyorum. Minare mi diyoruz dayı buna? Evet. Tamam. 2 yaşında geliyor işte. 7. yaşında 2 yaşında. İşte ya, yani arkadaşlar. Ama ben bunu arkadaşlara çok anlatmaya çalıştım. Ya, niye kuş sermiyor? Niye şey yapmıyor? Ya kuşu ben biliyorum. Ben tanıyorum. Evet. Bu kuşu 6 ay yani ben sana versem sen bu kazın hep kuş verdim diye şey yaparsın. Abi ben kuş tanıyorum, anladığım için kuşu sermedim, 6 ay falan sermedim abi. Bak yeni yeni şimdi biraz başlayacağım. Şimdi beğenmeye başladım. Evet. Hacı abinin kuşları, gezen kuşlar arkadaşlar, ben çok uçurdum. Gezen kuşlar. Fazla dediği gibi Hacı abi en doğrusunu söyledi. Hani böyle 100 tokattan, 50 tokattan giden kuşlar değil. Yani arı açıp 5 ile 10 tokat arası giden kuşlar. Arı açtıkları zaman o da normalde yanlışım varsa Hacı abi düzeltsin kendi kuşu olduğu için ekeleştikçe o arı açma daha fazla oluyor. Çünkü bende bir tane vardı. Kaç aylığa kadar gitti. En sonu şeye hediye verdik. Yasin'e verdim. Yasin Çevi'ye hediye verdik. O bir tane kuş. Abi hazırlayıp paylaşınca güzel oluyor abi. Gezen kuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gelişe bakın. Af yok ya bu kuşlarda. Gerçekten Hacı abinin kuşları çoğunda orijinallarında. Oy boynumu kırdın lan. Vallahi. Abi arkasını gidiyordum ha. Abi minareyi de geçtik bu sefer. Ama yer 3-4 takla olsun ama arayı çok aşıyor gördün mü? Abi öyle böyle değil ya reis. Vallahi diyorum. Abi işte. Heyecan abi ne aradığın ne yani ne istediğin Hacı abinin öz kuşları güzel. Öz kuşum yani. Ha Hacı abinin öbür deneme kuşlarını ben seviyorum da bir yerde bir şey oluyor yani onlara. Hani farklı kan girdiği için ama özleri hep böyle arkadaşlar. Ha beğenirsin beğenmezsin ama adamın dediği aynen kopyası. Ve normalde çoğu kişide de yok böyle kuş arkadaşlar. Bazen abi yok abi bırak daha böyle koş. Abi bazen kırınca gerçekten hayvanı mahvediyoruz ya. Ben bir tane kırdım işte bunu kırdım. Evet. Olmadı. Olmuyor abi tutmuyor ya. Ben tutuyor. Yani, bunda takla fazla yok dedim. Öbüründe de takla fazla dedim. Erkekte normal takla az olması iyidir. Dişte de takla olması fazla olması iyidir. Evet. İkisini birleştirdim. Yine de tutmadı. Ama
İkinci yavrusuna bakacağım. İkinci yavrusu var. Evet. Bakacağız. Abi kendi kuşlarının içinde daha halen deniyor musun? Eliyor musun? Tabii canım, ölerim ya. Yani. Gel Musa. Kendi kuşların içinde değil mi? Tabii. Özlerin içinde. Tabii. Tamam. Hepsinin uçuş stili, hepsi aynı arkadaşlar. Yani Hacı abinin kuşunu, yani Hollanda'da ayırır sizden, cımbızdan çekersin. Ya bu dediğime de emin olun. Havada tanır mısın kuşunu reis? Tanırım. Kırdın mı tanır mısın reis? Kırdım, tam tanıyorum. Aynen öyle. İki metreye kadar sokulan kuşlar arkadaşlar. Yani ben ev arasında uçurduğum, bura farklı, ev arası farklı. Şahane gezmesi arkadaşlar. Bas. Şimdi basacak. Bas. Niye böyle deli hareket yapıyor abi? Del mi? Demin aynısını burada da çek. Sanki bir şey bunu... Bazen küçük kuşlar oluyor ya. Atmaca olmasın da. Arkadaşlar ben kamerayı kuşa tutmaya çalışıyorum. O yüzden birisi her yere bir anda yapamıyorum, bakamıyorum. Bunların lakabını sen ne kattıydın? Bunlar 9 kanat dediydi. Sen değil mi? Soyunda 9 kanat var. Onlar 9 kanatlı olduğu zaman bunun bir 5-40 fazlasını düşün. O derece hızlı, süratli. Arayı çok açan, çok uzun. Abi kanatlar kısa olduğundan daha hızlı gider mi kuş? Bilmiyorum yani. Ya şimdi şöyle düşün. Evet. Şimdi güreşte kısa boylu insan daha avantajlı. O daha hareketli yapar. Evet. Daha güzel yapar. Bu da öyle yani. Kısa kanat şu hızımı daha arttırır. Ben öyle düşünüyorum. Hani sen diyorsun böyle ateşlemeye bak, böyle kafayı kaldırdın mı diyorsun, kanat kısa olduğundan dolayı daha hızlı mı gidiyor acaba? Hani biliyor musun? Hani sen diyorsun fazlası asosyal mı oluyor? Mesela kuyruğun 10'u, 5'i, 10'u, 6'sı. 14 kuyruk, 17 kuyruk falan diyor da bence onlar aksesuar. İdeal kuyruk 12 kuyruk. Abi mesela bu kaş baş kanatlarını böyle yemeye başladığı zaman ne demek oluyor? Almıyorlar bunu. Ne demek oluyor? Genç kardeşlerimize anlatır mısın? Neden olabilir bu? Fark ediyorsan bu kuşta aşırı derecede ses sesli. Evet. Sesli kuş. Yani bir şöyle demesi var. Bir de. Evet. Evet reis. Yani bir öyle vurması var, bir öyle vurması var. Yani şimdi illa ki yani kanat kanada vurduğu zaman ses getiriyor. O ses, evet, getirmeden dolayı o kanat uçlarını yiyor. O yemesi ondan dolayı. Gördüğüm hemen nereden farkına vardın? Hemen diyorsun bu. Niye hemen kuşunu anlatmaya başladın? He? Görünüyor mu? Bak görünüyor. Eyvallah. Tamam, söylememiz lazım. Eyvallah. Yok yani bunu gençler bilsin. Yok, bazıları diyor mesela işte hastalıktan olabilir, şuradan olabilir, bundan olabilir. Hastalıkla alakası yok, bu şeyle alakalı. Kanada birbirini çakmasıyla alakalı. Fare yiyebilir. O da güvesi var, o da yiyebilir. Ama bu onunla kolay değil. Saatini dolduran kuşlar mı abi? Daha doldurmuyor ya, yalan söylemiyorum. Yok yani normalde saatini dolduran kuşlar mı? Benim kuşlar 1 saat 5 dakika, 1 saat 20 dakika kadar fazla uçmalı. Yani 1 saatte normal yani. Yani bir saat. Ama şu ya bir saati doldurmuyor. Ya eğitimi... Hacı biliyor sevdiğimi böyle şey kuşlara. Aslan abim benim. Abi Allah yani o dediğin gibi ayağı açtı da. Şimdi bir de Hacı abinin kuşlar döne döne ayağı açınca değil mi usta? O da bir özellik midir Hacı abi? Her kuşta bir özellik vardır. Kimisi böyle dönerek. Evet. Savurarak diyoruz.
Bu dediğimiz perdahlı yenişi mi? Bu perdahlı. Tamam. Perdahlı. Gençlere anlatıyoruz reisim. Şimdi o geçen bir köşede seni takip ediyorum. Evet. Tufan ismi Tufan. Ona kuş vereceğiz. Tamam onu bırak seni şey. Valla. Güzel takip ediyorum seni. Maşallah. Biz de merak bir şey yaptık. Nereden buldunuz o çocuğu? 15 yıl. Kuşlarımızdan veriyoruz değil mi? Valla. Ben de vereceğim abi, ben bilmiyorum, şaka mı? Ben sen oğlun zannettim ilk başta. Abi kuş var ya, gerçekten diyorum, kuşun üstünü fazlasını yapmayacaksın değil mi reis? Evet. Gelmiyor. Valla bilmiyorum yani, o ilk iki ateşlemesi var ya. Evet. Yani daha hayvan toparlayıp düzeltmemiş kendini. Ben bunu 6 ay şey yaptım. Bundan sonra da kuş çıkarmadım bir 6 ay. Evet. Bir de üzerine gittiğini yaptığını düşün. 3-5 ay. Daha yeni çıkarıyorum bak kuş. Ya daha şey yapacak bu. Yani daha oturacak abi. Görüyor musun arkadaşlar? Hacı abi ışını ben uçurduğum için diyorum. Böyle döne döne perdahlıya. Biraz daha güzel. 3-5 ay daha çıkıyor. Vur. Abi gördün mü? Götledi de çeviremedi kendini. Götledi çeviremedi. Bitti bak. Ağzı ayrıkta. Bir yavruya kusuyor ha? Maşallah baba. Vallahi helal olsun. Emeğine sağlık. Hacı abi mal ortada gerçekten. Abi Nasim'in kuşlarını uçurmaya başladın mı? Yok ya, değil. Kıyamıyorsun değil mi bu takalları? Yok. He? Bunu uçurmak için aldım. Bunu 2 sene bana söz verdi. 2 sene önce. He? Ya yeni elimize geçti. Onu da... Vallahi. İyi. Şimdi bir de bir yavrumuz ya. Onu da çaldım. Tamam. Dışarıdan bakabilir miyiz böyle şey abicim? Bu da yeni başlıyor. Pardon. Kalkışta biraz diye boynuk gibi kalkıyor. Bakın ne de tüyü de biraz. Biraz da çok alt tarafı iyi evet, gitmiş. Bakabilir miyiz acı? Bak. Bir içeri pişeceğim. Ben bir şey yapmadım. Şurada yavru alamadım. Bir sene ben yavru alamadım. O gökbenekli neyin etti? Hangisi? Şu. Hacı yalan söyleme bak, Ramazan ayı ya. Ben sana diyorum. Ben bile kurtaramam seni. Neyin etsin? Şu yerdeki yavru. Yerdeki yavru anası beyaz. 2 gün, 3 gün oldu. Bugün de 3 gün anasını kaybettik. Anası neyin etsin? Beyaz. Türkiye'den hediye geldi. Valla. Babası neyin etsin? Babası da... Bir daha söyle ulan. Ya Hacı. Hacı yapma sabırı hakkı var. Babası. Babası kimin? Babasının şeyin İsmail'in hediyesi. Sağ ol babacığım. 2 yıl oldu mu önce? Abi 3 yıla 2 yıl oldu. İşte yavruyken vermiştim hani dişim erkek bir değil diyelim. Onun dişisi, ona bir dişim yapsak abi. Hani sen öyle getirmeli. abi dur. Girecek misin? Abi sen şu erkeğe bir çıkar bir bakalım hele. Yavrusuna bir bakalım hele bir. Ey maşallah. Ha? Bir çıkar hele bir bakalım hele ya. Yavruya mı kaçın? Yok ya erkeğe bakalım. 2 sene oldu, o 2 yaşına girdi. Ben onu... Yerde mi? Ya buyurun efendim, şey yaptım değil mi? Niye? He? Şöyle. Makası. Markamı kestin mi ayağından? Kessinse bitti. Yok duruyor valla. Ha. Gördün değil mi? Tamam. Gördün değil mi? Aman ha gözünü seveyim. Bakayım gözlerinize bak. Ne var gözü? İstanbul'u mu gördün gözlerini? Abi öyle değil ya. Vay maşallah. Abi bak herkes kendi turşusu. Abi öyle desene maşallah ya. Maşallah ya. Dişisi beyaz mıydı abi? Beyazdı. Takalı. Yok yok. Biz beyazdı ya. 2 sene onu da bir sene uçurdu. Taklayı çevirttim ona. Tam şöyle şey yoklamaya başladıydı. Yatırdım. İzine gittim geldim. Biraz daha durdu. Yavruya kusturdum. Evet. Uçurmaya başladım. Hacı babasının kopyası. Vallahi de billahi de babasının kopyası. Yok,
Babasında biraz daha şey benek var. Benim kuşlara benziyor biraz. Benekli az. Evet. Ya. Yok, bak burada biraz daha şey fazla şey olarak. Sen söyle. Baba mal sahibi benim, ben biliyorum ya. Tamam. Aga ben biliyorum ya. Abi tüyü kadar ömür olsa reis. Ona da bir diş yapalım. Gel de bir gün kahvemizi iç. Gel de bir kahvemizi iç. Kuş serelim mi? Yok oldu. Ya serelim. Yeni başlıyoruz. Abi 20 dakika oldu. Biraz çok mu oldu? Uzun mu oldu? Bir şey olmaz hadi. Bir şey olmaz, ne yapalım. Arkadaşlar Ramazan ayı böyle biraz hani neşelenmeniz için biraz uzun tutuyoruz. Hani ne yani zaman. Abi bu boyalı hazıra yakın bir şey mi? Anlatır mısın neydi? Yoksa bu bu Kayseri kuşu. Tamam. Yavruya kusturdum mu? Yani düşüyor şu an. Şu an yavruya kusuyor. Bozu diyor ama değil mi? Evet evet ustam. Yavruya kusuyor. Uçurmaya başladım. Uçuruyor mu? Valla şu deve tüyü diyelim. Çıkırat. Evet evet. O da bir sene 2 yaşında falan var. Onu da bir şöyle bir kuşun çokluğundan nereden bir elimde alamaz. O neyin hesabı? Tamam o da güzel kuş. O da güzel kuş. Hacı abi kümesinde boş kuş yok arkadaşlar gerçekten. Hacı abi kuşu önce analiz edecek. Bir bakacak. Önce bir hani diyecek. Yani Hacı abi gerçekten emek veriyor. Verdiği kuşu da garantili bir bilmek istiyor. Yani bilecek. Hacı abinin huyu bu. Bilmeden beslemiyor. O da iyi. Abi zaten dediğin gibi. Ha? Şu bak uçan iki tane bir arada bak gördün mü? He. Bunlar ana baba bende. Bunlar dinliyoruz. Şimdi yavruya kusuyorlar bunlar da. Yavruları var. Yeni 2-3 günlük yavrular var uçurmuyor. Bayağı ünlü adamın kuşu. Söyleyecek mi? Söyleyeceğim. Serdar Yurttaş'ın kuşu. He tamam. Serdar. Buradan selam olsun. Selam olsun. Ben uçuruyorum bakacağız. Sesi kıt. Böyle Kayseri kuşu gibi sesli değil dişi. Erkekte ses var. Evet. Ama kuşa dayanamıyor. Abi bizim kimseyle sorunumuz yok yani değil mi? Yani her yani bizim kimseyle sorunumuz yok. Yani şimdi ben fiyat aldım yani açıkçası. Dişide ses yok, erkekte ses var. Ama erkek erkek ne? Hani erkek nerede? Erkek orada var. Şu şu erkek. O yavrusu neydi? Hangisiydi abi? Hangisiydi yavrusu? Yavrusu yeni daha yeni. Ha tamam. Tamam. Abi ayak bilezikleri var mı adamın? Yok. Bunlar ana baba değil. Bunlar burada büyümüş. Tamam. Ana baba içeride. Onlarda var mı bilezik yok, adam bilezik? Yok. Sadece şey var. Mavi normal Türk şeyler var ya. Sordun mu hani bu kuşlar benim mi? Evet, tamam valla. Evet. İyi. Ben adamla görüştüm. Evet. Sonra beni kullanmak istedi. Yok tamam. Tamam abi. Buraya girmiyor. Tamam abi. Arkadaşlar 3 2 1 arkadaşlar Hacı Yahya abimizin yanındaydık. Teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir vakit evinize getirdik. Husurumuz olduysa affola. Bütün Kuşçu camiasına barış, huzur ve hayırlı güzel bir Ramazan ayı diliyorum arkadaşlar. Hacı abi. Vallahi şu mübarek günde üstlükler olmasın. Dargınlıklar olmasın. Herkesin yemeğine saygı olsun. Sevgi, saygı, küçüklere yani eğitme yönünde onlara eğitici olsunlar. Yani herkesi sevsinler. Ya bu dünya yani geçici ya, onu bilsinler yani. Yani bizim bir şeyimiz var, bir hayatımız var. Belli yani. Bu dünya ne sana ne bana. Bir metre koydu biliyor musun? 0'dan 60'a kadar dedi. Bunu dedi bak her gün dedi bir tane bir şey gidiyor. Yani doğru yani adamın dediği doğru. Çıldırırsın o zaman be abi. Sayılı günümüz var. Herkese şey yapalım. İyi olmaya çalışalım. İyi olalım Ramazan'da. Saygılı olalım. Hürmetkar olalım. Birbirimizi sevelim. Ne diyelim? Bu dünya ne sana ne bana. Bir şey kalmadı. Eyvallah.